değerli izleyenler, 18'i düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda bugünkü canlı yayınımızın son stand ziyaretimizi Gökmenler Tarım Makineleri'yle finali yapalım istedik. Çok değerli konuklarımız Sayın Kadir Gökmen, Hüseyin Gökmen ve Ramil Kamiloğlu'la beraber Gökmenler Tarım Makineleri'ni sizlere aktaracağız. Evet Kadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Kaç yıldır sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Ürün yelpazemizde neler var, sizlerden alalım efendim. Yaklaşık olarak 30 yıldır bu sektördeyiz. Ürün yelpazemizde ot toplama tırmıkları, tamburlu çay biçmeler ve yedek tamburlu çay biçmeler yedek parçaları var. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında bayilerimiz var, distribütörlerimiz var. Onlar sayesinde devam ediyoruz. 30 yıldır maşallah ot biçme bizim işimiz diyorsunuz, evet. Ve ciddi de bir bayi ağınız da var. Türkiye'de ciddi bir marka olarak hedeflerinizde neler var efendim? Hedeflerimizde öncelikle yurt dışı tabii ki. Hem ülkemize döviz kazandırmak için. Kaç ülke ihracatımız var? Şu an 30'un üzerinde ülkeye ihracatımız var. 30 ülke? Evet. Bunu daha da genişletmenin çarelerine bakıyoruz. İnşallah yeni nesil bu konuda yardımcı olacak mı size? Evet, evet. Bunlar. Evet, yeni nesli de tanıyalım. Hüseyin Gökmen. Dış ticaret birinci sınıf öğrencisiyim. İşte aile şirketimiz sonuçta, okuyup buraya gelip işte dış ticarette amcam dediği gibi dış pazara yardımcımız olması için çabalayacağız inşallah. İnşallah yeni nesil tarıma nasıl bakıyor, nasıl gözlemliyor? Yani teknoloji ilerliyor. Tarım sektörü içinde bu iyi olacağı için gösterir. Hani ilerleyen zamanlarda her zaman için daha iyi oluyor. İnşallah 30-60'a çıkartacak mısın? İnşallah, inşallah diyelim. Temelcimiz İnşallah. Olur. Başarılar diliyoruz sana da. İnşallah Allah mezuniyetini de göstersin. İnşallah, amin. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, Ramil Bey'e dönelim. Ramil Bey, yurt dışında Gökmenler markası bilinen bir marka haline geldi mi? Hangi ülkelerde ihracatımız var? Sizlerden alalım. Merhaba öncelikle. Köy TV bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ederim. Her fuarda bizi ziyaret ediyorsunuz. Bu fırsatı bize tanıyorsunuz. Size teşekkürler tabii. Biz Kadir Bey'in söylediği gibi 30'dan çok ülkeye, bazı ülkelerde hatta 4-5 şirket olmakla ihracat yapıyoruz. Tanıyor veya ve de bazı ülkelerde bilinen marka olduğu için fuarda da karşılaşıyoruz. Misafirler gelip hep direkt Gökmenler diye soruyorlar. Bazı makineler sadece biz yaptığımız için Türkiye'de, o konuda da tanınıyoruz. Bilinen bir adresiz. Yani bu fuardan da verim bekliyoruz. Görüşmelerimizi yaptık. Kaç ülkeyle görüşme yapabildiniz? Bayağı yabancı ziyaretçi var mı? Bayağı var. Bu fuar kalabalık. Artık bir 14-15 ülkeyle yeni görüşmeler yaptık. Gerçekleştirdik. Maşallah, rekor sizde. 2-3'ünü artık bağladık. İnşallah devam. Eskiden Türk mallarına Çin malı gibi davranırlardı. Yurt dışında şu an Türk ürünlerinin, yabancıların Türk ürünlerine bakışı nasıl Ramil Bey? Siz daha iyi biliyorsunuz. Vallahi bir tek kelimeyle diyorum, Çinlilere Gökmenler olup biz Çinlilere satıyoruz ya. Yani. Çin'in sınırında bulunan Tacikistan'a bile bizim en büyük bayilerimizden biri var burada. Yani bizde rakabet edemezler o konuda. Maşallah. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Güzel bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Teşekkürler. Aynen. Kadir Bey, iç pazarda durum nasıl? Ziyaretçi anlamında bayağı kalabalık geçiyor Konya Fuarı. Evet, bu sektörde Türkiye'nin en büyük fuarı, tarım fuarı, Konya Tarım Fuarı. İnşallah bu ileride daha da büyük bir fuar olacak. Bir Almanya gibi, bir İtalya gibi. Tabii bu da bizim için bir gurur verici. İnşallah, temellerinize katılıyoruz. İyi çalışmalar, iyi fuarlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, yeni nesil Gökmen, Hüseyin Gökmen. Senin de son duygularını alalım. Fuarımız güzel, katılımcı sayısı olarak da iyidir. Yeni fuarlarda daha iyi şekilde katılmayı temelliyoruz inşallah. İnşallah. Başarılar diliyoruz. İyi fuarlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Gökmen ailesine, Gökmenler Tarım Makinelerine bizler de başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Allah sayılarını arttırsın. İhracat ettiği ülkelerin sayılarını inşallah 30 değil 40 olur, 50 olur diyoruz ve fuarımızın finalinde sizlerle beraber olacağız efendim.